Merhabalar. İsa, ne haber? Sağ olun, hoş geldiniz Valide. Hoş bulduk, ne şık olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ne yaptın? Tamamladın mı yemeklerini? Vallahi yemeklerimi tamamladım. İyi, ne güzel. Enfes doldu. O ne? Heykel var masanın ortasında. Woohoo! Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş görünüyor masan. Masa vallahi biraz sade ve hoş oldu. Sade ama zaten bütün heybetiyle. Evet. Bu nereden bu vazo? Bu vazo ben aldım. Yani evden getirdim, öyle söyleyeyim. Evet. Çiçekleri de aynı şekilde. Gürbüz, kafa kalktı. Ne oldu? Yarışmacılar gördükten sonra kaldırması lazım. Kalkması lazım değil mi? Çünkü çok engeller bizi. Evet. Eyyullah maşallah. Evet. Neyse, yarışmacılar seni bir görsünler tabii ki, kendi zevkini, tarzını. Tamam. Ondan sonra alırız oradan. Tamamdır. Teknik olarak bizi biraz engelleyecek o. Evet, yemekler nasıl? Vallahi yemekler hazır hepsi. Eksiksiz. Süper. Hadi bakalım. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah. Bayağı bir emek harcadım. Vallahi bilmiyorum, bu hafta yarışmacılara sen de dahil hiç yemek beğendiremiyoruz. Canım yemeklere geldi. Üçler, dörtler. Bilmiyorum artık. İnşallah bugün beğenirler. Ne bileyim İnşallah. Yani. Hadi geldiler. İnşallah beğenirler. Al yüksek gurme kurulunu. Evet, alayım gurmeyi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, nasılsınız? Sana çok dikkatli bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Buyurun Erdem Bey. Merhaba Zuhal Hanım. Çok hoşsun. Hoş çok geldin. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba Dice. Merhaba Erdem. Merhaba. Merhabalar. Buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hemen İsa'nın masasını değerlendirelim hep beraber derken. Şoktayım. Ben Hatice'yi hiç görmüyorum burada. Şoktayım. Merhaba. Kule gibi. Bu ne alaka? Hakikaten şoktayım. Kel alaka. Otlar. Şoktayım. Maydanoz olsaymış daha iyi olmamış galiba. Altın kaplanı mı acaba bu? Yok, o varak. Ha, öyle bilmiyorsunuz, öyle hakikaten yok. Şoktayım yani. Yani sana öylesi yakışır da onun için sordum. Anladım, yok. Biraz şu tarafa alabilir miyiz? Hiç Çiğdem Hanım'la hiç görmüyorum. Görmüyorum işte kavga etmeyin diye koyduk ortaya böyle. Biraz zor mu? Görmemiz lazım. Sürekli. Yok canım, kameramanlar da bizi göremiyor. Şey, kaldıracağız onu, siz görün diye. Evet. Altın varak getirmiş size. Yani ama beğenmediniz. Yani boyutu yok. Küçük olsaydı evet, belki olabilirdi ama yani çok... Şeye benziyor, termofora benziyor. Öyle bir görüntüsü var. Hiç alakası yok yani. Tabii çiçek yani, ağzı da var. Bir var burada böyle bu çok... Bir bak, bak işte akşam var. Beyaz güller. Beyaz şey olmadığı var. İçin. Ama artık kaldırmak durumundayız. Evet. Yönetmenimiz Harolah Bey de şikayetçi. Sana zahmet. İstersen şeyin üzerine koy yani... Şömine'nin. Güzel durur orada arkada. Merhaba tekrardan, nasılsınız? Benden kristal beklerken. İşte şimdi bakın bakayım. Herkes birbirinin gül cemalini görerekten. Servisler yanlış kurulmuş. Servisler yanlış mı? Uçak yönleri yanlış. Evet. Başladık. Şöyle olabilir. Ama başladık. Evet. Ama yani bıçak yönünde. İsa Bey, siz zaten ben daha şık bir masa kurulu gelmişsiniz. Hayır yani yok, gelir gelmez vazodan başladınız. Eğri eğri doğruya doğru. Ya, tamam, ben eğri doğru konuşalım. Sizler gibi değilim. En azından unutmadım. Ben eğri eğri doğruya doğru konuşan insanım. Biz neyiz? Siz vicdansızsınız. Ne vicdansızlık yaptık ya? Hepiniz. Gerçekten Zuhal Hanım olmasa, ona evet, saygım olmasa, evet, benim misafirim evimde olsanız evet, yemin ediyorum kovarım sizi. Bu kadar misafirperversiniz yani. Hepinizi kovarım. Niye kovacaksın? Misafirperverlik değil bu. Niye senin yemeklerini beğenmedi diye bu insanlar kovmak zorunda? Hayır, beğendiniz, löp löp yediniz. Ne ara kim yedi ya? Löp löp yiyen arkadaş bu. Hepiniz yediniz. Şuna, bırakın Allah aşkına. Hayır, şunu açıklık, bir, şunu açıklık getirmek istiyorum. Bana bunu anlatmayın. Bakın, hepiniz bir şey söyleyeceğim. Aradınız. Hayır. Niye bahanesi aradım ya? Aradınız. Lezzetliydi yemeklerim. Emek bana göre vardı. Değildi. Bırakın Allah aşkına. Bana göre değildi. Yemekleri yiyorsunuz, löp löp götürüyorsunuz. Beğenmediğiniz yemeği çöp öğütme makinesi gibi içinizde mi biriktiriyorsunuz? Yok, puanımı ne yapıyorsunuz? Puanımı ona göre verdim. Belli oldu puanınız. Tabii, verdim. Bir kere sizde başlangıç tabağı nedir bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bunu uzun konuşmamız lazım. Bunu... Onda benden börek bekliyorsunuz. Hayır, siz bilmiyorsunuz. Hayır efendim. Hayır, haksızlık yaptınız. Yapmadık. Hepiniz vicdansızsınız. Yok. Hepiniz evet, vicdansızsınız. Peki. Vicdanımı sür. Ben vicdansızca davranmadım. Asıl vicdansız olan kendileriydi. Ben hak etmediğim puanları aldım. Ben gayet ona vicdanlı davrandım. Beğendiğim yemeğine notumu verdim. Ya sen kimsin? Evden misafiri kovarım ya. Sen kovacağın misafiri eğer evine çağırıp onu ağırlayıp sonra yemeği beğenmedim diye kovuyorsan... Sen çok kibirli bir insansın. İçten pazarlıklısın. Ve öyle bir insanın da o zaman ben zaten evine misafir olarak zaten gitmem. Böyle bir şey söylediğini ben kendi adıma da kabullenemiyorum ve çok da ayıplıyorum kendisine. Masadan kovarım falan dedi sizi. Madem gücün yetiyorsa kovsaydın.
şov yapmasaydın resmen kameralar oynadı. Haklı olarak tabii ki Arzu sinirli, gergin. Evet. Fakat şimdi masa ile ilgili çok kısa bir hemen hepinizden beğendiniz beğenmenizi söyleyecekseniz söyleyin ki ona göre artık çorba servisine geçelim. Yani ben geçelim. Masanın rengini falan beğendim. Rengini beğendim. Sadece çiçek olmamıştı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Sadece bir de servislerin yönü şöyle olması gerekiyordu. Evet. Renkleri evet, güzel ama. Evet. Keşke biraz şunu özenle ütülenseydi. Ütüledim ama daha kırıştı. Bana söyledi söyledi o kadar. Ütüledim, kırıştı. Ama kırıştı. Kırışık durdu biraz. Evet. Ne söyledi Erdem? Bu kadar eleştiriden sonra peruk Metro İsa Bey'in. Bir şey söyleyebilir miyim? Kırışık bir şey söyleyebilir miyim? Bak yeter. Gerekiyordu. Bak çok samimi söylüyorum. Yani. Bak çok çok yani. Abarttın. Çok hiç, abarttın. Hiç abartmadım. Erdem çok abarttın. Hiç abartmadım. Haddini bil yeter artık. Yok. Şöyle sürekli niye aynı şeyleri söyledi? Şöyle bir saniye bu kadar gerginlik dikkatli, daha yemek başlamadan. Ama sürekli aynı şeyleri söylüyor. Şu Peru Meru artık yeter artık ya. Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Peru'yu kapatmadan önce madem Peru söyleme diyorsunuz. Ben şöyle çok dikkatli baktım da acaba bir gözlerde sürme mi var öyle bir sürme var, şekli? Evet. Bakın sürme şekli gözlerde. Hayır benimki kalıcı. Evet. Yok. Kalıcı al bak çıkartmaya çalış. Yok, hayır, yok. Gözünü mü çıkartacak eleme? Ya, yok. Bak, altında bir sürme yok. Bu hafta adamların şeyleri damga vurdu. Yani, gözün saçın başın kaşın. Ya bir şey söyleyeceğim ama kadınlar tartışıyor yani, bu hafta adamlar hangi, tartışıyor. Hangisini söyleyeyim? Sinyal tersine. Bir saniye dur. Hangisini söyleyeyim? Kalıcı dövme mi yaptırdın? Kalıcı dövme. Ya yapar ya. Ya sana ne sürme çekmiş gözlerim? Sen niye bu kadar inceliyorsun? Ben inceliyorum o beni inceliyor. Yemin ederim hiç dikkat etmedim ha. Daha kapıdan girdim fark ettim. Neyse çorbayla başlayalım İsa. Al sen tabakları da ya bir şey söyleyeceğim. Ya yarışmacılar. Bu kadar bu gerginlikle sonunu göremeyiz bu programı bugün ha size söyleyeyim. Bu kadar gergin başlarsak oho çıkamayız işin içinden. Artık kabak tadı verdin yani ben de sana kabak çorbası getireceğim. Ben gerçekten anlamadım gözünde şey olduğunu sürme olduğunu. Yani falan. Onlara takılacağımıza vicdanımızla biraz hesaplarsak çok daha iyi olacak. Nasılsın iyi değilsin? Hiç iyi değilim. Fark ettim. Hiç iyi değilim gerçekten haksızlığa uğradığımı vallahi düşünüyorum. Ben de çok sinirliyim. Hiç iyi değilim. Al benden elim ayağım titredi. Dün gerçekten çok kötü bir gün geçirdim. Hiç iyi değilim. Çıkarken zaten neredeyse açık oyunu da ağladım. Evet, alacaktım. Neredeyse ağlıyordum. Gözlerim evet. Doldu. Fark size ettim, saygımdan sinirimden. Dolayı daha ileriye gidemedim. Yok iyi ki gitmedi. Gidemedim. Sana yakışmazdı. Fakat o yemeklere bu puanlar da hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Hani insanlık adına, gelişim adına. Yok 3 gündür ama. Gelişim ama adına. Ama 3 gündür. Ben bu evet. Hafta ekibime de dün konuştum. 3 gündür fena da gitmiyoruz. Fena da lezzetler yemedik ha onu da söyleyeyim. Yani hani öyle böyle hatalar, şu bu ufak tefek şeyler dışında lezzetli bir açılış yaptık Hatice ile. Devamında Çiğdem'in de ona keza güzel yemekleri vardı. Dün de sen çok lezzetli. Bence üç yarışmacımızın da bu hafta yarışan el lezzeti vardı. Fena menüler değildi, fena yemekler değildi. Hatta bizim son haftalarda üst üste 3 gün grafik olarak yükselen bir hafta olarak kaydettik biz. Çünkü kaç haftadır yani tek tük yarışmacılar dışında crescendo genel olarak kötüydü. Ya bu Erdem... Ya sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyor ya. Yeter abi sürekli sen benim saçımla başımla. İçeriden ses geliyor bana benimle alakalı. Ne yapmışsın? Sana söylüyor herhalde. Bana söylüyor. Ne oldu insan? Gel buradan söyle ne söylüyorsun? Ama servis yapıyor ya. Yani onu diyeceğim. Sevmediğim fena şey. Da yemekler yemedik. Tabii ki puan kılacak nokta ama yıl üçleri dörtleri ben hiç görmeyiz diye düşünüyordum. Niye öyle oldu dün Arzu sence? Hiç hoş olmadı gerçekten hoş olmadı. İnsanlar buradaki insanlar kendi gününe oynuyorlar. Yani kendi puanını aşağı çekmemek için oynadılar. Gerçekten oynadılar. Hiç hoş değildi. İnsan gelişimi için bu çok çirkin bir davranış. Oynayan İnsan kim? Böyle gelişemez. Kim oynuyor? Kendini böyle geliştiremez. Her şeyden önce insani duygular vardır. Bunu ön plana koymak gerekiyor. İsim vermek ama gerekiyor. Hepiniz. Hepimiz. Hepiniz. Niye? Hepiniz. Niye siz böyle yemek dışında zaten başka şeylerle ilgileniyorsunuz. Neyle ilgileniyorum? Bir kendinizi anlatmayı niye? Bırakın. Allah yemeklerle Allah. İlgileniyorum. Neyle ilgileniyorum ben anlamadım. Hayır, hepiniz, hepiniz vicdansız. Tam tersi yemekle yiyorum. Herkes de yediğimi gördü. Neyle ilgileniyorum? Vicdansızsınız. Bunun hesabını kendi içinizde görün. Ben anlamadım başka neyle ilgilendiğimi. Rahatsız olan var mı dünkü? Sürmeyle ilgileniyorsunuz. Dünden bugüne. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Ben gayet söylediğim... Beğendiğim yemekleri söyledim ve notumu verdim. Bence ben gayet normal bir not verdim. Burada yani ben normal. Bir vicdansızlık görmüyorum. Vicdansızlık görmüyorum. Burada 5 kişi yemeğin tuzu iyi diyor. Bir kişi tuzu yok diyor. İnanılmazsınız yani. Ben şöyle yani. Söyleyeyim. Lezzetli, lezzet yerinde iyi pişmiş ama tuzu yok. Puan kıramazsınız. Ben şöyle yapamazsınız. Konuşabilir miyim? Siz benim önüme ben kemik konuşabilir koydunuz. Miyim? Hayır konuşamazsınız. Size bu hakkı vermiyorum. Sizden izin mi siz alacağım? Önüme sizden izin mi alacağım? Kemik koydunuz kemik. Kemik koydunuz anladınız mı? Kemik. Siz etleri de yediniz, kemiği bıraktınız. Hayır sonra. Yemedim. Kameralarda çekti. Herkes çekmişse gördü. Görürüz o zaman. Kemik koydunuz ya.
Yaptığınız yemek ortada. Vallahi şu kadar yağ, içinde çok, kemik. Çok hayır, güzel hiç de güzel yemek yapmadınız. Çok güzel, sizinkinden güzel hiç yaptım. Hiç güzel. Verdiğim puanı o kadar pişmanım ki. Ama şurası var ya şurası. 5 puana mı pişmansınız? Evet, pişmanım. 4 şeyi beğeniyorsunuz, 5 puan veriyorsunuz ve pişmansınız, öyle hayır, mi? 4 şeyi de beğenmedim. Beğenmediniz. Beğenmedim. Çorbayı beğendim dediniz. Zuhal Hanım da buradaydı. Fena değil dedim, beğenmedim. Sonra işte dolmayı beğendim dediniz. Ama sizin gibi vicdansız değilim değil mi? Bir saniye. Dolmayı beğendim dediniz. Salatayı da beğendiniz. Salatayı beğenmedim. Ondan sonra meyhane pilavı da normal yani, bir pilav olmuş dediniz. Alelade pilav olması dedim. Gereken beğenmedim. Bir pilav olmuş dediniz. Alelade bir pilav dedim. Sonra diyorsunuz ki bir puanı da kendime işte, sakladım. Buldur işte bir puan dedim. Bir puanı da kendime sakladım. Yapmayın Allah aşkına. Oynuyorsunuz. Oynuyorsunuz. Dediniz mi demediniz mi? Bakın. Bir puanı kendime sakladım dediniz mi demediniz evet, mi? Evet, o anda cevap veremediğim için öyle bir şey söyledim. Demek ki cevap veremeyecek evet. Bir puan o verdiniz. O anda cevap veremediğim için. Dört şeyi beğenip iki puan veriyorsunuz. Hayır. Ben sadece. Ben sizin gibi vicdansız değilim. Oynamıyorum. Ben Allah şükürler olsun vicdanım sen oynadın. Çok rahat. Kaç çok gündür rahat. Oynuyorsun? Bırak çok Allah aşkına. Vicdanım kaç gündür oynuyorsun? Benim o güzel yemeklerime 5 veriyorsanız benim vicdanım. Sizin de karşınızda oturmaktan söyleyeyim. Bile çok rahatsızım. Ben de çok rahatsızım. Çok rahatsızım. Ben de çok rahatsızım. Vicdansızsın. Ne yapabilirim? Böyle geçiremezsin kendini. Yarın son zaten. Yapacak bir şey yok. Çok evet, şükür. Çorbalarımızı tadalım. Bu konuya devam edeceğiz tabii ki. Eline sağlık diyoruz bugün afiyet için İsa'ya. Balkabağ çorbasıydı değil mi? Balkabağ çorbası, evet.